Paris'ten merhabalar yine. Bir zamanlar İstanbul'da anlatır dururduk. İşte kaderin cilvesi, Avrupa'nın böylesi bir şehrinde anlatıyoruz. İstanbul deyince de şimdi aklıma İstanbul'daki semt ve ilçelere birçoğuna adını vermiş paşalar geldi. Bilir misiniz o paşaların orijinini, hangi etnik yapıya sahip olduğunu? Türk değiller birçoğu. Mesela Kasımpaşa, Hırvat kökenli bir Osmanlı paşası. Orada bulunan meşhur Piyale Paşa Camii, Kaptanı Derya, Piyale Paşa, Macar oğlu bir Macar paşa. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün altında Anadolu yakasındaki o semte adını veren Beylerbeyi, Muhammed Paşa, Ermeni kökenli bir paşa. Mercan semti vardır. Hanımlar iyi bilirler, deri çantalarla meşhur olan Süleymaniye'nin altındaki semte adını veren bir Osmanlı yöneticisi olan Mercan Ağa, kapkara Afrikalı bir Osmanlı yöneticisidir. Bununla birlikte Koca Sinan, Davut Paşa, Gedik Paşa, Şemsi Paşa, bunlar Arnavut kökenli paşalardır. Fatih Köprüsü'nün altında Avrupa tarafındaki Rumeli Sarı Kalesi'nin de bulunduğu semtin adı Balta Limanı'na adını veren Baltaoğlu Süleyman Paşa, fetihte de çok büyük işler yapmış bu kaptanı derya, bir gözünü kaybetmiş olan bu paşa da Bulgaroğlu Bulgar Osmanlı Paşası'dır. Ve Mahmut Paşa, hanımların da iyi bildiği alışverişten bu semt, alışveriş semti Mahmut Paşa esnafının da bilmediği bir şekilde genelde Rum oğlu Rum Paşa'dır. Fatih'in İstanbul'a, Konstantin'e savaş öncesi veya fethi öncesi gönderdiği diplomat ana diliyle konuşsun diye Mahmud'u Veli Paşa. Hatta şunu da söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken en önemli komutanlarının bir tanesi hariç hepsi Rum kökenli. Yani Rumlarla İstanbul'u Osmanlı aldı. Kayınpederi Zanos Paşa'dan tutun, Saruca Paşa, İshak Paşa gibi paşalar hepsi Rum kökenli. Mahmut Paşa da vardı içlerinde. Hepsi Rum kökenli paşalar. Yani anlayacağınız bugünkü gibi bir milliyetçilik kavramı yoktu. Bu çok yeni bir hadise. Her ne kadar uğruna ömürler verilse, canlar alınsa, canlar verilse, gece gündüz insanlar bunları konu etse, hayatını tanzim dese, milliyetçilik o kadar yeni ki 200 yıllık tarihi var yoktur yani. Ulus devletlerin kurulma aşaması dinin yerine insanları motive ettirici bir ideoloji olarak dinin yerine ikame edilmeye çalışan bir ideoloji. Her ne kadar kaynakları, referansları, oluşumu çok geçmiş referanslar olsa da ta buzul çağının, antik çağ döneminin işte yaşanmışlıkları mitolojilerine yansıtılsa da yeni bir olaydır. Bu konuda Bennett Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabını tavsiye ederim. Yani belli coğrafyada kültürel benzerlikler olanlara siz şu ırksınız denen bir sürü melezleşme göz ardı edilen ki değil mi, Amerika'ya gittiğiniz zaman bir Amerikalı tahmin yürütse farz-ı muhal, yani Orta Asya'dan gelen, Orta Asya'daki atalarımız olduğu söylenen Kırgız Kazaklarla bizleri pek karıştırmazlar. Yürüttükleri tahminde Yahudi misin, Ermeni misin, Bulgar mısın, Rum musun, beyaz veya Arap mısın, Türk müsün gibi böyle bir tahminler yürütür. Çünkü bu bizim fizik realitemiz, gerçeğimiz. Kitaplarda sloganvari, hamasi kitaplara gömüldüğün zaman perdeliyor bu ama gerçekten kopartıyor. Ama gerçeğimiz bu. Evet, zaten özellikle Anadolu coğrafyası sürekli her cümerç olan, karışan ve ırkçılık, etnik yapının çok da önemli olmadığı bir durum. Sadece Osmanlı mı böyle farklı milletlerden isimler oldu? Hayır. Aynı şekilde Bizans'ta, Roma'da, bugüne gelelim Amerika'da yine dünyanın dört bir yanında liyakatlı nesillerle sistemini bir şekil yürütüyorlar. Yani bizim hacılar, umreciler Mekke'ye gittiği zaman orada keyifle rehberlerin gösterdiği, bakın şu Osmanlı Paşası'ndan kalan cami dediği, Ahmet Paşa, Ali Paşa, Hasan Paşa, Kasım Paşa denilen, ki Kudüs aklıma geldi Kasım Paşa deyince. Bu paşaların birçoğu aslında orijin Türk değil yani. Yani İtalyan Kılıç Ali Paşa'nın, Hekimoğlu Ali Paşa'nın, Cağaloğlu semtin adını veren Cigalioğlu, Cağaloğlu Paşa'nın, İtalyan Paşa'nın kökenleri mesela, insanlar bilmiyorlar bunu. Çünkü şu asırda
ırk, milliyetçilik çok ön plana alındığı için şöyle küçük bir reklam olur ya ekranlarda, şöyle küçük bir altyazı hızlı geçer böyle. O reklamla alakalı bir parantezdir. Onun gibi devşirme deyip geçilen aslında Osmanlı Devleti'nin de en temel hususlarından biriydi. Bizans Roma da öyleydi. Yani İstanbul'u adını veren Konstantin, Arnavutların tüm zamanların en önemli isimlerinden biri. Arnavut'tu yani. Bizans'ın en büyük topraklarına sahip döneminin imparatoru Ayasofya'yı da yapan Justinianus, Slav Sırp kökenli bir imparatordu. Edirne'ye adını veren Edrian, İspanyoldu Edrian. İspanyol kökenliydi. Sultanahmet'teki taş üzerine taş olan anıt, etrafı normalde onun değerli madenler vardı ama 1200'lü yıllarda bir Haçlı yağması oldu İstanbul'da 60 yıl süren. O sırada sökülüp götürülen ve sadece koçanı adeta kalan o taş sütün, mermer olmayan, o da Ermeni İmparator Basil'in adını taşımaktadır. Arap İmparatoru bile var biliyor musunuz Roma'nın? Suriye'nin 100 surisinde, 100 lirasında bizim çocuklardan biri Roma İmparatoru olmuş diyerek övünülen, 200'lü yıllarda yaşamış çok da önemli bir imparator olan Arap Filip'tir. Dünya çocuklarını kim okutuyorsa, ediyorsa devir onların devri. Çünkü farklı milletlerin de o devleti sahiplenmesi adına, bir de onların işlerliğinden istifade etme, Osmanlı adına kendilerine olası bir teşkilatlanmaya kendi bünyesine alarak kendisine hizmet ettiren ve tebaayı da devleti benimseten bir yapıydı. Bir sistemdi. Bununla birlikte tabii askeri güçlere de alınan, devşirme denilen insanlar olmakla birlikte yetenekli, zeki olanlar da işte böyle devletin yöneticisi oluyordu. Mesela Osmanlı'daki önemli okullar, işte Galatasaray, bugünkü Galatasaray'la hiç alakası yok. O 1868'de Fransız müfredatıyla açılan, sadece yeri aynı olduğu için Osmanlı zamanı devşirme, subay, paşa yetiştiren, devlet adamı yetiştiren Galatasaray başka. Bununla birlikte Sultanahmet'teki İbrahim Paşa Sarayı, Gelibolu'da yine bir okul var. Edirne'deki eski sarayda yetişen ve kendilerini, kalitelerini ortaya çıkarmış mümeyyiz olanlar ise padişahın evinin de bulunduğu Enderun, en derin bilgileri okudukları, devletin geleceğini üstlenecek, yönetimini üstlenecek olan insanlar yetiştirilirdi. Bunların yetişmeleri de çok ilginç. Yani çok yoğun bir dini eğitimin yanında, işte pozitif ilimlerin de yanında bana en önemli mevzu eğitimin kendisi. Hani bugün sadece eğitim bilgisi verilmekte çocuklara. Yani bir olumsuz duygulardan arındıran, bir karakter kazandıran bir eğitim tartışılabilir yani. Ama bilgisi iyi veriliyor. İşte o dönemde bana en güzel gelen taraf, umumun başına verilecek insanları ta o zamanlarda, öğrenciliklerinde, küçük yaşlarda umum işleri, başkalarının işlerini yapmaya alıştırılıyorlardı. Angarya görülen işler, yemek yapma, odun kesme, at tımarlama, ahırdaki pislikleri temizlemeye kadar, genel temizliğe kadar geleceğin devlet adamı olan insanlar, bugün işte bahsettim o semtlere adını veren, tarih kitaplarında büyük zaferler kazanmış paşalara çocuklukları, öğrencilikleriydi yani. Bu çok önemli. Bugün daha iyi anlıyoruz bunu. Umumun başkalarının derdini hayat boyu yaşamadan, bir başkasına çok ciddi faydası, sistemli devamlı olarak faydası olmadan bir anda umumun başına geçirilenler, ki insanlar bunları biliyor, görüyor, yakinen şahit. Umum meseleler onlar için sadece umuma konuşurken stratejik bir durum. Ama hususi dünyalarında hususi mevzuların peşinde koşmalar. Bunlar hep yaşadığımız hususlar. İşte küçük yaşta karakterlerinin bir parçası edinme. Hizmet hareketinde mesela bir araya gençler gelirdik o genç yaşlarda. Başkalarının yemeğini yapma, evi temizleme, sorumluluklarını alma. Bu nevi başkalarının işini yapma, küçük yaşlarda edindiğimiz, genç yaşlarda edindiğimiz bir özellik. Daha sonra Angarya gelmemekte, bunu tabii ki yaptığın her hayır karşılıksız kalmayacağı inancıyla da pekişmektedir. Velhasıl anlatacağım müteferrik konu diyelim bunlardı. Paris'ten selamlıyorum.